بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbı olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Yine Rabbimizin bir bayram sonrası tekrar bizi bir araya getirmesinden dolayı kendisine sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Allah Teala kitabıyla birlikteliğimizi daim eylesin. Furkan suresindeyiz. Vahya <laughs> karşı çıkan Allah'ın bu şekilde bu nedenle cezalandırmış olduğu toplumların örneklerinin verildiği bir bölüm okumuştuk. Bundan önceki dersimizde kısa atıflar halinde Musa aleyhisselamın gönderildiği Firavun ve toplumunun sonra Nuh kavmi ve toplumunun, sonra Semud'un, Ad kavminin, Semud kavminin ve Ashabur Ras'in peygamberlerini kuyuya atarak öldüren bir toplumun, sonra Lut kavminin akıbetinin sonuçlarının nasıl olduğunu Rabbimiz hatırlattı ve bunu genel anlamda Peygamber aleyhissalatü vesselam özelinde bunu inkar eden ilk toplum senin muhatapların değil, son toplumda olmayacak bellidir. Kıyamete kadar da bu süreç böyle devam edip gidecek anlamında bu kavimlere yönelik Rabbimizin sünnetullahı dediğimiz yasası, helak yasasını Rabbimiz hatırlattı. Ve yine bu okuyacağımız bölümde 41. ayetten itibaren de yine nübüvete karşı duruşların hem tarihsel anlamda hem evrensel anlamdaki yansımalarını Rabbimiz bize hatırlatmış olacak tarihsel anlamda dediğim Mekke toplumunda Peygamber aleyhissalatü vesselam özelinde vahye karşı çıkmanın şekilleri, biçimleri, anlayışlar, yaklaşımlar ama aynı zamanda bunun üzerinden kıyamete kadar da Müslüman davetçinin karşılaşabileceği bu tür itirazlar, bu tür yaklaşımları da bu ayetler üzerinden hatırlamış olacağız. Neticede bu ayetleri bugün okuyoruz. Bu ayetleri bu zaman diliminde okuyoruz ve bu ayetleri bu mekanda okuyoruz. Ve bu ayetleri biz okuyoruz, bize indirilen ayetler. Dolayısıyla tarihte yaşanmış olan örnekler, modeller sadece bizim bugün ve yarınımıza ışık tutar. Yoksa tarihte kalmış olan örnekler elbette değil. Bu düşünceyle okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذَا رَعَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوَا Peygamber aleyhissalatü ve ile karşılaşıyor insanlar. Yani bu karşılaşma bedensel anlamda bir karşılaşmadan ziyade Allah Resulü'nün onlara daveti tebliğ etmesi süreci ile ilgili bu. Gördükleri zaman peygamberi, evet peygamberle sadece alay ediyorlar. Alay etmenin dışında yaptıkları hiçbir iş yok. Akıllarını kullanmak, ya bu adamın söylediklerini bir kaldırıp indirelim diye düşünmek yerine, Sadece ve sadece dalga konusu yapıyorlar. Ve peygamber olarak kendisini tanıtan bu insanı da <laughs> Bu mu yani Allah'ın peygamber olarak, elçi olarak gönderdiği adam? Yani Allah bula bula bunu mu gönderdi? Diyerek de peygamber aleyhissalatü vesselam'ı alay konusu olarak değerlendirdiler. Davetini dinlemek, değerlendirmek, hele bakalım acaba ne olur? En azından bir kaldıral mindirelim demek yerine toptan kesip atmak anlamında bunu ifade ettiler ve peygambere bunu layık görmediler. Bu isimler çok da önemli değil doğrusu. Allah Resulü'nün ilk muhatapları içerisinde bu tavrı ortaya koyan kişi sadece bir kişi değildir. Yani sadece Ebu Cehil deyip kenara koyma imkanımız yok elbette. Burada bir şahsiyet, bir kişilik problemi vardır. Bu kişilik problemi de bu davetin ilk muhataplarında ortaya çıktığı gibi bu davetin son muhataplarında da ortaya çıkar. O yüzden Kur'an'ı biraz daha evrensel olarak okumak gerekecek bu yönüyle. Bu ne anlama geliyor? Yani peygamberle karşılaştıkları zaman onu alay konusu yapmak. Yani bula bula Allah seni mi gönderdi? Sen mi peygamber olacaksın? başka kimse bulamadı mı gibisinden ifadelerle küçümseyici tavırlar. Bu zannetmeyelim ki bunun sadece peygamberlik muhataplarına söylediler. Peygamberlik muhatapları peygambere söylediler zannetmeyelim. Bu kıyamete kadar da tarz olarak, yaklaşım olarak devam eden bir evet hastalık. Tırnak içinde bir hastalık. Söyleneni değil, söyleyenin statüsünü dikkate alma hastalığıdır söylenen gerçek midir, değil midir buna bakmak yerine o sözü söyleyenin söz ne kadar gerçek olursa, ne kadar muazzam hakikat olursa olsun onu dikkate almak yerine o sözü söyleyen kişinin tabir caizse hocanın ifadesiyle kürküne bakarak değerlendirmek. Statü ön plana çıkarmak suretiyle söylenen sözü değerlendirme hastalığıdır. Oysa bu insanlar mesela özel anlamda söyleyelim Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a peygamberlikten önce emin diyen bir toplum değil mi? Bunu birileri bunlara empoze etmedi. Yani bir propaganda sonucu bunu yapmadı Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Kendisini emin olarak tanısınlar diye herhangi bir faaliyette bulunmadı. Varlığı öyleydi yani. Mesela öyle bir emin olarak kabul görmüştü ki bütün sonraki dönemlerde davet gününden itibaren peygamberin en azılı düşmanı olacak olan insanlar arasında bile öyle bir güvenilir öyle bir emin vasfına sahip bir peygamber idi ki mesela Kabe'nin bakımıyla alakalı Kabe'nin yeniden bir tadilatı onarımı söz konusu olmuştu tarihte her zaman olduğu gibi nübüvvetten önce de böyle bir teşebbüs olmuş. Hacerül Esvet yerine yerleştirme şerefini acaba kim üstlenecek? Bu bir kavga, bir çatışma sorun haline gelebiliyor icabında. Herkes o şerefe sahip olmak için çırpınıyordu. Müşriklerdi. Bunlar Kabe'nin içerisinde putların doldurulduğu bir toplumdan bahsediyoruz. Puta tapan ama aynı zamanda Allah'ın kutsal değerlerini de kimseye kaptırmayan, onlar üzerinden onore olan insanlardan bahsediyoruz. Hacer Resved'i kim yerleştirecek? Kavga ve gürültünün, savaşın eşiğinden dönme diye vesile olan kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olmuştur. Karar vermişlerdir. İlk buradan kim girerse o bize hakemlik yapsın. Onun hakemliğinde bunu yerleştirelim. O sırada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu tesadüfen olan bir şey değil. Tamamen Allah'ın bir planlamasıyla Allah Resulü girdi de onun eliyle cahiliye döneminde hemen Risaletten, Risaletin öncesinde, arefesinde ciddi bir çatışmanın eşiğinden dönme vesile olan da Muhammed Aleyhisselam. Ama gelin bir Allah'a, tek Allah'a kulluk yapın denildiği zaman yani senden başka kimseyi bulamadı diyen de aynı toplum. Bu kıyamete kadar da Müslümanları, Müslüman davetçileri bekleyen bir problemdir. Bütün bütün değerleri sadece ve sadece maddeye dayanan, görüntüye dayanan, şatafata dayanan, bütün ölçüleri bundan ibaret olan insanlar peygamberliğin de bu tür şeylerle ancak elde edilebileceği kanaatine sahip olmuşlardır. Yani peygamberlik Allah'ın kime vereceği bir makamdır. Eğer bakış açısı tamamen dünyevi ise peygamberliğin verileceği kişi de varlıklı olması lazım. Kariyer sahibi olması lazım. Statüsü üst düzeyde olması lazım. Herhangi bir insan olmaması lazım. Yani ağa paşa olması lazım, patron olması lazım vesaire. Bu cümleyi Yine mesela Zuhruf suresinde 31. ayette Allah o iddia sahiplerinin dilinden aktarır. Ve diyorlardı ki لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُولٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ Şu iki beldenin ulularından, büyüklerinden, efendilerinden bir adama bu indirilmesi gerekmez miydi? Taif'in, Mekke'nin ve civar kabilelerden bu kadar zengin adam varken, bu kadar yüce, ulu önderler varken, bula bula Muhammed gibi bir yetimi, hiçbir şey olmayan bir insanı, züğürt birini mi peygamber buldu? Bu, bu statünün esprisi bu. Aslında bu sadece peygamber döneminde de değil biliyor musunuz? Mesela Kur'an iki sayfa boyunca bize özellikle Talut Calut hadisesini, olayını anlatırken de her, her olayda mutlaka Allah'ın dikkatlerimizi çekmek istediği bir yön var. Yani sadece olay kronolojik olarak şöyle gelişti, böyle devam etti, böyle bitti anlamından ziyade orada çıkarılacak muazzam detayları, ayrıntıları verir. İsrailoğulları bir hükümdar tayinini isterler. Kimden? O dönemin kendi peygamberlerinden, Musa Aleyhisselam'dan sonraki dönemdir. Bakara suresi 256. ayetten itibaren iki sayfa boyunca bu anlatılır. Bir hükümdar Allah bize tayin etsin biz de onun önderliğinde küfre karşı direnelim, savaşalım, cihat edelim. Allah'ı razı edelim. Bütün düşünce niyet bu. Öyle mi? Hatırlatıldı aslında. Ya bak böyle istiyorsunuz ama biz bu filmleri daha önce çok izledik. Sorumluluklarını artırmaya çalışan toplumlar hep altta kalmışlardır mevcut sorumluluklarınız yerine şöyle olsa daha iyi Müslüman oluruz diye düşünenler vardı. Hep kaybettiler. Siz de kaybetmeyesiniz. Ne münasebet canım dediler. Biz memleketlerimizden çıkarılmışken, çoluk çocuğumuz bu zulme maruz kalmışken, yani Allah bize cihad emredecek, bir komutan tayin edecek, sonra da kaçacak mıyız? Olacak şey mi bu dediler. Öyle mi? 247. ayete geldi. Peygamberleri onlara dedi ki, İnna Allaha kad ba'atha lekum Talut melike. Allah Teala size Talut'u hükümdar olarak, komutan olarak tayin etti. Talut'u. Kalu dediler ki cihat aşkıyla tutuşan bu insanlar dediler ki enna yekunu lehul mulku aleyna ve nahnu hakku bil mulki minhu ve lem yu'ta min mal. Yani ona niye bu mülk verildi ki ya? Hem sipariş veriyorlar, sipariş usulü bir komutan bekliyorlar. İsteyen onlar ama belirleyen biz olalım diyorlar. Yani Allah'tan istiyorlar ama biz belirleyelim diyorlar. Yani bun, buna hükümdarlık, buna komutanlık nereden icap edecek? Ve nahnu hakku bil mulki minhu. Biz ondan çok daha layıkız bu mülke, bu saltanata. Sebep esmire dikkat edin. Ve lem yu'ta sa'atan mal. Çünkü ona hiç mal verilmemiş ki malı yok. Malı olmadığı için o komutan olamaz ki. Allah ne dedi? İnna Allah aleykum Allah onu size tercih etti. Ve zadehu bastatan fil ilmi vel cism. Hükümdarlık için, önderlik için mal mı lazım, bilgi beceri mi lazım, yetenek mi lazım? Talut'ta bunların hepsi var. Beden olarak buna müsait, bilgi ve tecrübe olarak buna müsait. Komutanınız budur dedi ve elendi bir kısmı. Bir kısmı yolda su imtihana tabi tutuldu, elendi. Ve bir avuç Müslüman kaldı. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kethiraten biiznillah işte orada tecelli etti. Nice az topluluk var ki çok topluluğa galip gelir. Ve sonuçta da evet Calut, Talut'un komutanlığındaki bir avuç Müslüman tarafından yenildi, tarihe gömülmüş oldu. Beğenilmeyen Talut beğenilmeme nedeni mal sahibi olmamasıymış meğer. İnsanların bir şeyler anlatabilmesi için toplumda illa da birilerinin isimlerinin önünde bir takım kariyerler olması mı gerekir? Ya da bindiği arabanın modeli biraz daha iyi mi olması lazım? Pazarlama mı yapıyorsunuz? Otomotiv sektöründe mi çalışıyorsunuz? Davetçi misiniz? Şirket mi kuruyorsunuz? Yoksa Allah'ın dinini mi anlatmaya çalışıyorsunuz? Allah'ın rızasını mı temsil etmeye çalışıyorsunuz? Kendi egonuzu mu tatmin etmeye çalışıyorsunuz? Karar vermek gerekiyor. Tarihte bunların tamamı oluyor. Peygambere peygamberi layık görmemenin nedeni onun o dönemin insanların toplumunun kriterlerini sağlamamış olması. Nedir kriter? Malı yok, zengin değil, statüsü uygun değil vesaire vesaire. Kellifeli bir insan değil mal varlığı yok. Dolayısıyla bu özellikleri taşıyan bu kadar insan varken Allah bula bula bunu mu peygamber buldu? Aynen bugün de. Yani tamam da biz dinleyeceğiz de dini senden mi dinleyeceğiz kardeşim? Senin titrin ne? Kariyerin ne? Bu konuda doktoran var mı? Akademik çalışman var mı? Nerede uzmanlık yaptın? Medrese mi okudun? Yani ben Allah'ın ayetlerinden bir tanesini öğrendim. O bildiğim bir tane ayeti sana öğretiyorum. mi öğretemeyecek miyim? Onu öğretmem için illa da bir etiketim olması lazım. Hele özellikle dini bilenlere din anlatmak çok zor. Dini bildiğini zannedenlere düzelteyim. Dini bildiğini zannedenlere din anlatmak bu anlamda çok zor. Mutlaka, mutlaka eşdeğer ya da bir üst düzey statüde olması beklenir. Alt düzeyde birisinin üst düzeyde birisine din anlatmasına imkan var mı acaba? Oysa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatının tamamında bunun örneklerini ortaya koymuştur. Yeri gelmiştir. Allah Resulü'nün hanımları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yönlendirmiş, rehberlik yapan Ümmü Seleme olmuştur. Rehberlik yapan Hazreti Ayşe olmuştur. Zaman gelmiş, Allah Resulü bir orduyu bir yerde konuşlandırmıştır da, isabetli olmadığını düşünen sahabe, Ya Resulallah bu vahiy sonucu değilse, bu senin kendi kişisel tercihinse burası değil, şurası uygundur. Onu o tarafa yönlendirmiştir. Allah Resulü teklif ettiğinde şu müşrikleri yakamızdan düşürelim. Bunun bir yolu var gelin. Şu Medine'deki hurmalıklarımızın yarısının gelirini onlara verelim. Bunların belasından kurtulalım. Ne dersiniz der. Medine'nin yerlisine Ensar'a sorar. Ensar der ki ya Resulallah bu senin fikrin mi? Bu vahiy usulü mü? Vahiy sonucumu söylüyorsun. Allah mı bunu sana söyletiyor? yok dedi ben sadece kendi kanaatimi söylüyorum deyince biz sana iman etmeden önce bunlara zırnık mal vermedik. İman ettikten bu şerefe şereflendikten sonra onlara vereceğimiz bir hurmamız yok dedi. İstediği kadar peygamber teklif etsin. İsabetli değilse icabında onu farklı yere kanalize edebiliyordu. Dolayısıyla bu birinden din anlatman, birinden din dinlemenin, Allah'ın mesajlarını dinlemenin kriteri yegane kriteri bir takım dünyevi statülere sahip olmak değildir. Ye kürküm ye felsefesi İslam'da asla yok. Başka yerlerde olabilir. Başka yerlerde bu prim getirebilir, prestij sağlayabilir. Ama din konusunda bunun prestij olan, avantaj olan hiçbir tarafı yoktur. O yüzden bu ayeti bir de böyle okuyalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam yani bula bula Allah seni mi buldu? Senden mi din diyeceğiz kıyafetine bakıp bundan hoca olmaz. Etiketine bakıp yani etiket olmadığı için ve bundan hoca olmaz. Ya bindiği araba insanlar neye değer veriyor? Bindiği arabanın modeline göre insanlar karşılanır. Öyle tabii ki. Bindiği arabanın modeline kadar yüksekse öyle değer veriliyor bu bu dönemin toplumunda. Tenzih ederim sizi. Müslümanların tercihi olan bir şey değil elbette. Ancak Fasık bir toplumun tercihleri böyle olabilir. Kişiye değer verilir. Kişinin kalitesine, birikimine, emeğine değer verilir. Kişinin kaportasına değil. O yüzden de Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bugün içinde oturduğumuz mahallenin ortasında gelip komşumuz olsa onun komşuluğundan en çok tenzih ederim bu güzide cemaati de en çok bu ülkenin, bu coğrafyanın Müslümanları oradan peygamberi ya uzaklaştırmaya, güç yetmedikleri zaman kendileri oradan göç etmeye kendilerini mecbur hissedeceklerdir. Benzeyemeyecekleri bir peygamberden bahsediyoruz çünkü. Dolayısıyla böyle bir davetle alakalı böyle bir problem öteden beri var ve kıyamete kadar da bu hastalıklı ruh hali devam eder. Bu insanların dün, bugün ve yarın söyleyebilecekleri bir cümle daha inkade le yudilluna an alhetena lule an sabarna aliha eğer biz ilahlarımıza sahip çıkmasaydık ilahlarımıza sahip çıkıp onların üzerinde titremeseydik gerçekten bu adam neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı saptıracaktı düşünceye bakın biz samimi olarak ilahlarımıza sarıldık ki bu adam bizi bundan uzaklaştıramadı. Eğer bunu yapmasaydı adam kanaatiyle, sözleriyle, düşünceleriyle, hitabetiyle, etkisiyle bizi ilahlarımızdan bile uzaklaştıracaklardı. Uzak, uzaklaştıracaktı. Allah ne der? Ve sevfe ya'lemune hayne yaravnal azabe men adallu sabila. Onlar yakında görecekler. Azabı gördükleri zaman kimmiş sapkın olan, yoldan çıkan kim, kim kaybetmiş? O zaman görecekler kıyametin azabıyla karşılaştıkları zaman. Bu cümleye dikkat edin lütfen. Biz eğer ilahlarımıza sahip çıkmasaydık bizi neredeyse uzaklaştıracaklardı. Bu cümleyi söyleyen zihin, peygamberi küçümseyen zihin aynı zamanda. Dikkat buyurun. Hem peygamberi ve etrafındaki insanları küçümseyecek hem de bu küçümsedikleri kişilerin kendilerini yıllardır sahip oldukları inanç ve düşüncelerini Allah bullak edip ondan uzaklaştıracaklarını farkında olmadan itiraf ediyorlar. Farkında değiller muhtemelen. Çünkü ne bu küçücük bir adam yani bunun bir şey yok gücü yok yani bu ne ne bu yani? E aynı zamanda da bir öyle bir etkiden bahsediyor ki biz direndik de bu direnmemiz sayesinde bu adamın tehlikesini bertaraf ettik bir avuç Müslüman, bir avuç mürteci, kaç kişisiniz, topunuz kim, topunuz ne denilen ama küçümsenen bu grup için onlarca kanun maddesi çıkaran, onlarca ceza maddesi çıkaran, kollu kuvvetlerini bir avuç Müslümanın peşine takan, o bir avuç Müslüman dediklerinin sayısından daha fazla güvenliği peşine takan coğrafyalar da biliyoruz. Hem zayıf diyeceksiniz, hem zaten bunlar kim ki diyeceksiniz. Bunlar kaç kuruş eder, kaç kilo, kaç gram gelir diyeceksiniz. Ama bir taraftan da öyle bir tehlikeden bahsediyoruz ki, e ediyorsunuz ki onlarca organizasyon yapıyorsunuz. İstihbaratından efendim özel güvenliğine kadar takip oluşturuyorsunuz. Niye? E hani zayıftı, e bunu biz ilk defa görmüyoruz ki. Kıyamete kadar da bu böyledir. Ta Firavun bile aynısını yapmadı mı? Musa aleyhisselam bir kişi geldi. Yanında bir yardımcı Harun vardı. Üçüncü bir kişi bile yoktu. Dedi ki biz Allah'ın elçileriyiz. İsrailoğullarını köleleştirdin. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder. Özgürlüğüne kavuşturmak istiyoruz bunları. Davetin iki saç ayağı bunlar. Firavun'un bunlara baktığı zaman söylediği şey nedir? İnneha ulayle ile şirzimetun kalilûn. Bunlar çok küçük bir azınlık grup. Çok küçük bir azınlık bunlar. Ne ki? Firavun'un ihtişamına ve saltanatına göre mukayese ettiğiniz zaman bunlar ne ki yani? Zaten yıllardır İsrailoğulları yok edilir. Bir tabi tutulmuş. Musa Harun peygamber olarak bunların önüne düşse ne yazar ki? Hiçbir şey ifade etmez. Bir taraftan böyle, ama bir taraftan da Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu davetin biçimine baktıkları zaman iki tane unsur ön plana çıkıyor Firavun'un çalışma sisteminde. Birinde Musa Aleyhisselam'ı toplumun gözünden düşürmek için bak sizin rejiminizi değiştirmek istiyor ha bu diyerek ona hedef gösterdi. Öbüründe de sizi vatanınızdan uzaklaştırmak, vatanınızdan mahrum etmek istiyor diyerek onu gözden düşürmeye çalıştı. Yani azdı. Gücün yetiyordu. Güç mukayesesi bile yani orantısız güç denilme denme aşamasının ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. Kim bunlar? Bunlar sizi dininizde, dininizi değiştirecek. Rejiminizi değiştirecek. Din dediğin denilen şey o. Ve sizi vatanınızdan sürecek. Bu ayet-i kerimeleri biz hem Gafir Suresi'nde hem Araf Suresi'nde okuyoruz. Öyle dedi. İnni yahafu en Bu adamın sizin dininizi, rejiminizi değiştireceğinden korkuyorum. Allah Allah. Kaç kişi ya silahla topla gelmedi ki? İki kişi geldi sadece dedi ben Allah'ın elçisiyim. Arkasında bir güç bile yok. Arkasından devam etti bu süreç. Sonra dedi ki bu Musa ve beraberindeki Harun var ya yuridun yukhrijakum min ardikum sizi yurdunuzdan uzaklaştırmak istiyor. Fe ma bana bir çözüm söyleyin dedi. İstişare mekanizmasını devreye soktu. Firavun'un sistemi de budur. Hem küçük göreceksiniz hem de sanki karşınızda bir ordu varmış gibi muazzam bir tedarik bir mühimmat depolayacaksınız ve bunları yok etmeye çalışırsınız. Hep böyledir. Allah Teala insanların kalbine bu anlamda da enteresan korkular da salabiliyor tabii ki. Bu alışık olacağımız kıyamete kadar da bizi bekleyen bir süreçtir elbette. Hem Müslümanları küçümseyecekler hem de küçümsedikleri Müslümanlar sanki çok büyük bir güç sahibiymiş, sanki rejimi alaşağı edeceklermiş, sanki bütün memleketi Allah bullak edeceklermiş gibi bir güç sahibi olarak lanse edecekler ve böyle devam edip gidiyor. Şekilada görüldüğü gibi. Bu Nu anlattıktan sonra Rabbimiz bütün bunların aslında hem çözüm biçimi itibariyle hem de bu noktaya gelişin nedeni olması itibariyle bir noktaya dikkatimizi çeker. Bu ayet-i kerime 43. ayet-i kerime hem bütün bu sorunların ortaya çıkma nedenidir hem de bu sorunların üstesinden gelebilmenin çözüm biçimini hatırlatır. Araite menitteka ve ilaha va Hevasını, arzularını, isteklerini ilah edinen kişiyi gördün mü? Bu sorunu cevabı istemiyor elbette, malum. Bu tür Kur'an-ı Kerim'deki sorular, gördün mü? Yani gördün mü, görmedin mi? Evet veya hayır meselesi değil. Gördüm ya da görmedim meselesi değil. Yani bir baksanıza, bir düşünsenize, bir adam düşünün. Hevasını, arzusunu ilah edinmiş. Efe ente tekûne aleyhi vekîle. Bunun üzerinde sen mi vekil olacaksın? Bunun sorumlusu sen mi olacaksın? Bir insan ki hevasını peşinde koşuyor. Arzu ve isteklerini kendisine ilah edinmiş. Buna senin yapacağın hiçbir şey yok. Buna sorumlu değilsin. Anlatırsın, süreci devam ettirirsin. Ama sonuç Allah tarafından sana sorulacak değildir. Bu cümleyi şöyle farklı bir nuansla da çevirme imkanı var elbette. İlahını hevası edinen, İlahını arzusu edinen, diğerinden küçük bir farkı var. Hevasını ilah edinen, ilahını hevası edinen. Her iki şekilde mümkün ama birincisi çok daha ön plana çıkıyor elbette. Daha malum ve şöhret bulan mana tercüme öyle. Arzularını, hevasını ilah edinme. Şimdi bu <laughs> hevayı ilah edinme. Bunun üzerinde çok ciddi düşünmemiz lazım. Bütün çağların problemidir bu. Bütün dönemlerin, bütün zamanların problemidir bu. Problem olmasının en önemli tarafı da bu tapma gibi değerlendirilmediğinden dolayı normal sıradan bir davranış biçimi olarak anlaşılır. Havai ilah edinmek. Arzu ve istekleri ilah edinmek. Bunun üzerinde biraz kafa yormamız lazım. Benzeri bir ifadeyi biz Cafiye suresinde de okuruz. Sadece arada bir fe harfi var. اَفَرَائِتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını ilah edinene gördün mü bir baksana falan diye. Câsiye 23. ayet-i kerimede de benzer bir ifade var. Heva ilah edinmenin ötesinde, hevanın peşinde koşmanın çok ağır bir ifade biçimiyle karşılaşıyoruz Kur'an'da. Meşhur bir olaydır. Allah'ın kendisine vahiy bilgisi öğrettiği ama bu vahiy bilgisine uygun hareket etmediği için Allah Teala tarafından köpeğe benzetilen bir tipten bahsedilir. Araf suresinin 175, 176 ve 177. ayetlerinde. Vahiy bilgisine sahip ama bu vahiy bilgisi onun için çok fazla bir değer ifade etmediği için asıl değer ifade eden, asıl önemli olan şey onun arzu ve istekleri, hırsları olduğu için Allah Teala bu tip bir insanı köpeğe benzetir. Tarihte çok örnekleri vardır. Bugün de çok örnekleri var, yarın da çok örnekleri var. İnkarcı bir insandan bahsetmiyoruz, her şeyden önce bunu söyleyeyim. İnkarcı bir insandan bahsedilmiyor. Çünkü bu cümlenin ya da bu pasajın başında kendisine ayetlerimiz okunan verilen bir insan tipinden bahsediyor. Bu ayetleri ciddiye almadı. Şeytanın peşine takıldı ve devam etti gitti. O cümleyi okumak istiyorum şimdi. 176. ayet. وَلَوْ شِئِنَا لَرَفَعَنَاهُ بِهَا İsteseydik, bunu engelleyecek bir mekanizma oluştururduk ama allah Teala biz oluşturmayız öyle. Yani bir insan kötüye, sapkın bir yola girdiği zaman onu oradan engellemek gibi bir yasamız yok. Herkes istediğine gidebilecek. وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى art Yere çakılı kaldı yeri tercih etti. ve وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Hevasına tabi oldu. Hevasını ilah edindi değil. Hevasına tabi oldu. فَمَفَلُهُ كَمَفَلِ kelp. <الْكَلْب> Bunun örneği köpek örneğidir. اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَفْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَذْ Üzerine varsan da dilini çıkarıp soluyan bir köpek. Kendi haline bıraksan da bunu yapan bir köpek. ذَلِكَ مَفَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا ayatina. Ayetlerimizi yalanlayan, inkar eden değil, ayetlerimizi yalanlayan toplumun örneği budur. Hevaya tabi olmak, insanın Allah nezdinde köpek gibi olmasının yegane nedenidir. Bunu özellikle altını çizerek belirteyim. Hevayı ilah edinme daha sıra gelmedi. Hevaya tabi olmak. Heva ilah edinle biliyor demek ki. Soyut bir şeyden bahsediyoruz. Elle tutulan, gözle görülen bir şey değil heva arzu ve istekler. Bu yönüyle de yeryüzünde bazen biz kendi aramızda konuşurken tanrı tanımazlardan bahsederiz değil mi? Tanrı tanımazlardan, Allah'a inanmayanlardan, herhangi bir tanrıya inanmayanlardan bahsederiz. Ateist deriz yani. Yeryüzünde böyle bir kimse var mı? Hayır, yok olmaz. Yeryüzünde böyle bir insan yok. Böyle bir insan beşeri düşüncelere göre olabilir. Ama Allah'ın yasasına göre yeryüzünde tanrısız insan yoktur. En azından tanrı olarak hevasını tanrı edinen birisidir en azından. Somut tanrı anlamında değil ki mesele sadece. Bir insan kendi arzu ve isteklerini ilah edinebiliyor mu? Edinebiliyor. Kimse tanrısız değil. Adamın hevası kendi tanrısıdır, ilahıdır. Neye boyun eğiyorsa ilahodur. Tanrı kelimesi bunun tam karşılığı değil belki ama özellikle anlaşılsın diye söylemem gerekiyor diye söyledim. İlah, kendisine boyun eğilen, sözü dinlenen, ram olunan varlık demektir. Yani senin yönlendiren kim, kim sana bunu yap dedi diye yaptın, işte bu ilahtır. Ben tapmıyorum ki, problem değil. Kimse hevasına tapmıyor. Somut bir şey yok ki tapasın zaten. Hevayı ilah edinme denilen şey bu işte. Tanrısız kimse yok. Yeryüzünde ilahsız kimse yok. En azından ilahını hevası edinen ya da hevasını ilah edinen birileri vardır mutlaka. Bunun bize yansıyan şeklini söyleyeyim. Dikkat edelim. Allah'ın ve Resulünün bir konuda söz söylediği bir konuda, Allah ve Resulü'nün yapılmalı ya da yapılmamalı dediği bir konuda bir Müslümanın kafasına göre takılması hevasını ilah edilmesinden ibarettir. Altını çizerek söyleyeyim tekrar. Allah ve Resulü'nün söz söylediği bir konuda bir Müslüman kendi kafasına göre takılamaz. Kendi kafasına göre takılan bu tip bir insan hevasını ilah edilmiştir. Başka nasıl tarif edeceksin hevayı? Arzu ve istekleri ki hevayı ilah edinmek. Kafama göre takılıyorum. Hangi konuda? Kıyafet konusunda. Kafama göre takılıyorum. Ticaret konusunda. Kafama göre takılıyorum. Harcama konusunda. Kafama göre takılıyorum. Gezme konusunda. Yani istediğim yere gezemeyecek mi? Gezemezsin. İstediğini giyemezsin. İstediğini kazanamazsın. İstediğin gibi harcayamazsın. İstediğin yere bakamazsın. İstediğin şeyi dinleyemezsin. İstediğin şeyi de konuşamazsın. Ve istediğin şeyi düşünemezsin. Ben yaparım. İşte heva budur. Kafaya göre takılmak bizi perişan ediyor. Puta tapmayı geçelim. Puta tapmak bunun yanlış anlaşılmasın ama en basit şeklidir. En anlaşılabilir şeklidir. En girift ve kompleks biçimi işte budur. Kimse bunun adını şirk koymuyor değil mi? Kimse şirk adını şirk koymuyor. Küçümsenen ama en tehlikeli olan hevanın ilah edinilmesidir. Arzuların ilah edinilmesidir. Bu yönüyle bakın açık ve net ifade edeyim. Arzularını ilahlaştıran birisiyle arzularının peşinde koşan Allah ve Resul'ün söz söylediği konulardan bahsediyorum. Arzularının peşinde koşan birisiyle bir insana veya puta tapan birisi arasında şirk itibariyle hiçbir fark yoktur. Sadece birine puta taptı diyorsunuz, öbürü de arzusuna taptı. Bu kadar net. Birisi putu ilah edindi, belki heva ve arzusunu ilah edinmiş oldu. Onun için bütün buraya kadar surede anlatılan zikzakların, problemlerin, yamuklukların, isyanların azabı hak edişlerin hepsinin temelinde bu var. İnsanlar hevalarına uyuyor. Hevalarından vazgeçemiyor. Arzu ve isteklerinden vazgeçemiyor. Arzu ve istekleri onları farklı yerlere kanalize edebiliyor icabında. Bu yönüyle bütün zamanlarda, bütün toplumlarda asıl sorun bir insanın kendi arzusunu, kendi çıkarlarını, kendi kariyerini, kendi makamını, kendi mevkisini ve mevki ihtirasını Allah'ın rızasından daha öncelikli ve daha önemli görmesidir. Bütün problem budur. Bunu ifade etmeyebilir insan ama dikkat edin ifade etmesi şart değil. Bu düşünce biçimidir bu anlamda. Bazı konularda Allah'ı, bazı konularda başkalarını ya da arzusunu dinlemektir heva ilah edinmek. Allah'ı tamamen reddetmek değildir. Hevasını ilah edinenin Allah'ı inkar etmesini bekleyemezsiniz. Böyle değil. Hevasını ilah edinmek. Bu yönüyle kendi kendimize şunu sormamız gerekir. Yaptığımız herhangi bir iş için şu soruyu sormamız lazım. Kim dedi diye bunu yapıyorum. Kim dedi diye bunu yapıyorum. Allah dedi diye yapılıyorsa eyvallah. Ama toplum bekliyor diye, canım böyle istiyor diye, çevrem böyle istiyor diye, şartlar bunu gerektiriyor. İşte bu Allah'ın dışında bir varlıktır. Ve bu Allah'ın dışında bir varlığın ilah edilmesinden ibarettir. Bu ifadelerle bunu abartıldığını düşünebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Dinin şu ana kadar benim öğrendiğim şekli hep bundan ibarettir. Müşrik deyince biz Ebu Cehil'i aramaya çalıştık. Münafık deyince Abdullah bin Übey'i Medine'de, Medine sokaklarında kovalamaya çalıştık. Yanı başımızdaki müşrik insanların, yanı başımızdaki münafık insanların varlığını çok da fazla dikkate almadık. Birlerini tekfir etmek, birlerini münafık olarak nitelemek değil kastettiğim. Bir hayat tarzını tespit etmeniz lazım. Bir küfür amelini işleyen bir insanı Müslümanca bir amel işleyen insanla eş tutamazsınız. Eş tutmamalısınız. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamazsınız. Davranıyorsanız suç sizdedir. Problem sizdedir. Yani en yakınınız. Sokağa çıkın, kılıcınızı çekin, her tarafa sallayın değil. İslam böyle bir şey söylemiyor. Ama her birinizin babası var, her birinizin kardeşi var, her birinizin evladı var. Değilse hiç olmasa her birinizin komşuları, dostları var. Sıkı fıkı, aynı muhabbet ortamında bulunduğunuz bu insanlar, Allah'ın kesinlikle ve kesinlikle reddettiği bir konuda ısrarla aynı yanlışı yapmasına rağmen hiçbir şey olmamış gibi nasıl muamele edebilirsiniz ki? Yapamazsınız bunu. Yapıyorsanız onun yaptığının doğru olduğunu ona izah etmiş oluyorsunuz. O da zaten yaptığının yanlış olmadığını düşünüyor çünkü kimse kendisini uyarmıyor. Değişen bir şey yok. Daha önce de söyledim bunu. Yeniden hatırlatayım bu bağlamda. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam münafıkları hiçbir zaman münafık olarak nitelememiştir. Hiçbir sahabinin herhangi bir münafık hareketi yapan bir insanı sen münafıksın demesine de müsaade etmemiştir. Böyle bir tane örnek daha yoktur. Ama Allah Resulü bu şekilde davranan samimi olmayan Müslüman geçinenleri de hiçbir zaman samimi Müslümanlarla aynı kefeye koymamıştır. Baş köşe oturtmamıştır. İstişarede yer almasına müsaade etmemiştir. Görüşlerini sormamıştır. Fikirlerine değer vermemiştir. Varlıkları ile yoklukları arasında hiçbir fark görmemiştir mesela. Tebük seferini hatırlatayım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İnsanları savaşa çağırdı, yol uzun, meşakkatli, zorluk ordusu diye nitelenir tarihte, zorluk ordusu. En sıcak mevsim, en uzun sefer. Aksilik ya, o senede ürünlerin en güzel olduğu zaman, en bereketli olduğu zaman, haydin savaşa. Ya hadi gel git. Gittiler. Ama münafıklar geldi izin istediler, bahaneler ileri sürdüler her birisi. Allah Resulü insanların kalplerine nüfuz etmedi, edemedi. Kimin hangi niyetle söylediğini bilmediği için tamam sen kal dedi. Sen de kal, sen de kal, kal, kal. Kaldılar. Sonra üç kişi gelmesi gereken, ön cephede, ön safta olması gereken üç kişi yok. Kâb bin Malik, Hilal bin Mürare ve diğeri. Üç arkadaş. En ön safta olması gerekiyor, yok. Ve sefere gittiler, dönünceye kadar da gelmediler. Yok. Hani sonradan katılabilir mi acaba? Gelmediler. Döndükten sonra ne oldu? Münafıklar peygamberle, Müslümanlarla aynı toplum paylaşmaya devam ettiler. Sonra Kabil Malik geldi dedi ki, benim hiçbir mazeretim yoktu. Mazeret ileri sürerek dilim döndüğünce edebiyatını yapıp seni kandırabilirdim ya Resulallah bunu yapmadım. Bu suçu ben işledim. Vicdanen rahatsız olmuştu. Diğer üç arkadaşı da. Allah Resulü ne dedi? Kimse konuşmayacak bunlarla. Selam veren bu insanlara peygamber yüzünü çeviriyor. Hiç olacak şey mi? Hiç yakışmaz değil mi? Ve elli gün boyunca böyle devam etti. Peygamberin yanına sokulmak için bir bahane arıyor. Peygamber yanına gidiyor. Peygamber bu tarafa çeviriyor. Toplum içinde yalnız kaldı. Peygamber değil diye bizim sahabe de böyle. Diğer münafıklar, diğer münafıklar böyle bir tavır yok. Niye acaba? Münafıklara yakıştı onlarınki. Tırnak içinde söylüyorum. Onlar yapabilirler. Ama kabil Malik yapamaz. Yapamaz. Herhangi birisi yanlış yaptığı zaman ona yakıştırabilirsiniz. Ama ben size yakıştıramam mesela. Siz de bana yakıştırmayın. Bir yanlış yaptığımız zaman birbirimize yakıştırmayalım. Yakıştırmanın şekli de sessiz kalmaktır. Kaç kişi kim şimdiye kadar boykot etti mesela? Ticari ahlaksızlık yapan kaç tane Müslüman Müslüman tarafından boykot edildi? Düğünlerini ahlaksızca yapan kaç tane Müslüman Allah'tan kork bunu yapıyorsun bundan sonra seninle ilişkimi dondururum dedi diyebilirsiniz ki e bir de böyle yaparsak zaten Tamuk gitbiriyle bağlı Bunlar hepten kaybedeceğiz sanki kazanmış mısınız ki böyle her geçen gün zaten kaybediyoruz ki düne kadar bu şehirde 10 tane dans yapılan düğün salonu varken bugün 30 tane düğün salonu var dans yapılmaya müsait hale getirilen kime hazırlanıyor bu şehirde oturan Müslümanlara hazırlanıyor Fransa'dan, Chicago'dan gelmiyor insanlar, kusura bakmayın. Ve herkes seyirci. Dolayısıyla, dolayısıyla nedir? Arzu ve istekler bunu gerektiriyor çünkü. E arzu istekler gerektirdi, normal sıradan bir şeymiş gibi. Kim dedi? Vallahi gücümüz yetmiyor. Kime? Çevreye. Kime? Tarza. Kime? E modaya. Kime? Evladı yala, kadına, çocuklara, akrabalara, aşirete. Allah, Allah'a herkesin gücü yetiyor. Evet, Allah'ın kanunlarını çiğnemeye herkesin gücü yetiyor. Arzu ve isteklerinizin size empoze ettiklerini Allah'ın sizden istediklerine tercih etmenin adıdır. Heva ve hevese tabi olmak. Bunu bir karakter haline getirmekten bahsediyorum. Bir insan bir an nefsine yenik düşebilir. Bunu anlarım. Bakın en iğrenç günahı da işleyebilir. Bu da anlaşılır. Ama bunu bir hayat tarzı haline getirip hiçbir şey yokmuş gibi hayata devam ediyorsa bunun adı hevayı ilah edinmektir. Onun için bütün problemlerin temelinde hep bu var. Tekrar söylerim Arayite <laughs> men ittehede ilahı ve vah. Bir baksana. Hevasını ilah edinen, arzusunun peşinde koşturan, kendi nefsini tatmin etmek için habre uğraşan ama Allah'ın rızası çok da önemsemeyen insan tipini. Allah böyle bir akibetten de, böyle bir düşünceden de bizlere muhafaza ediyoruz. Bunlarla alakalı Rabbimiz son noktayı kor. اَمْ تَحْسَبُوا اَنَّ اَكْفَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ Sen bunların çoğunu gerçekten seni dinlediklerini, seni dinlediklerini, sana kulak verdiklerini, ve senin onlara anlattıklarını aklettiklerini düş, üzerine düşündüklerini mi sanıyorsun? Hayır, öyle değil. İnhum illa kelan amibel modal esbiyla. Hayır, onlar aynen hayvan gibidirler. Hatta tuttukları yol itibariyle hayvandan daha sapkındırlar. Bu benzetmeyi bazen okuduğumuz zaman e, ürkmek lazım hakikaten. Allah teala niye? En'am en'am kelimesi önemli tabii. Türkçede bunun hayvan diye tercüme ediyoruz da tam Türkçesi davarlar. Birine aslan dendiği zaman adam onur duyar tabii. Ay aslanım dediği zaman. Ama birine başka bir şey dediğiniz zaman elbette onur duymaz. İşte bu ondandır. Aslan türü, kaplan türü hayvanlar değil bu. Ya en'am, davar, deve, sığır, koyun ve keçi türüdür. Bilerek bunu söylüyorum. Bunlardan daha aşağıdır. Niye bunu söylüyor Allah Teala? Hayvandan daha aşağı. Çünkü bir insan yaratılış itibariyle, şekil itibariyle insan olabilir. Ama Allah'ın kendisine vermiş olduğu kalbi, gözü ve kulağı Allah'ın yaratılış amacı dışında, bunları yaratma amacı dışında Kullanması sebebiyle hayvandan daha aşağı duruma düşebiliyor. Hayvandan daha düş, aşağı düş, duruma düşme nedeni bu. Gözün, kulağın ve kalbin Allah'ın istediği şekilde kullanılmamasıdır. Bu kullanılmadığı zaman hayvandan daha aşağı duruma düşebiliyor. O yüzden mesela Araf suresinde de bunun biraz daha detaylı kısmı verilir. وَلَقَدْ ظَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ insanlardan çoğunu, cinlerden çoğunu cehennem için yarattık. Yani insanların çoğu cehennemi hak eden tiplerdir. Bu Allah böyle emretti değil. Vakayı söylüyor. Adem'den kıyamete kadar da hep böyle devam eder. Çoğunluk böyledir. Çoğunluk. Bunlar nedir? Lehum kulubun la yefkavune biha. Bunların kalpleri var ama bu kalplerle kavramazlar ve lehum ayunun la yubsiruna biha. Gözleri var ama bununla idrak etmezler. Ve lehum la yesmauna biha. Kulakları var ama hakikatleri dinlemezler. Ulaike ken yani ani belhum adal. Bunlar hayvandan daha aşağıdırlar. Hayvan gibidirler. Yok yok dedi sonra Allah Teala hayvandan daha aşağı. Ulaike humul gafilun. Bunlar gafil insanlar. Hayvandan daha aşağı. Niye? Ya hayvanlar Allah'ın kendilerini yarattığı amaca uygun hareket ediyorlar mı? Allah'ın kendilerini yarattığı amaca uygun hareket etmeyen bir tane hayvan gösterin. Genetiğini bizim bozmadığımız hayvanlardan bahsediyorum. Biz kendimizi bozduğumuz bir hayvanlarda bozarız ayrı bir şey. Ama Allah'ın yarattığı hiçbir hayvan yaratılış amacı dışına hareket etmez. Ya Akrep sokar, yılan sokar, köpek avlanır, öbür, herkes kendine göre bir görev var yeryüzünde. Herkesin, her hayvanın. Herkes diyorum çünkü Allah Teala diyor ki hayvanlar da sizin gibi bir ümmettir. Sizin gibi bir ümmettir. Hayvanlar içerisinde de aynen insanlar arasındaki karakterlerin aynısı. Cesur hayvan, korkak hayvan var. Kıskanç hayvan var, umursamayan hayvan var. Değil mi? Zeki hayvan var, aptal hayvan var. Aynen insanların kategorileri neyse orada da aynen devam ediyor. Onurlu hayvan var, onursuz, şahsiyetsiz hayvan var. Pısırık var, aktif var. Hepsi var yani. Hepsi. O yüzden herkes dedim. Hayvanlar yaratılış amacına uygun hareket ediyor. Mesela benden daha iyi bilenleriniz de vardır. Yem verip ihtiyaçlarını karşılayan sahiplerini tanır hayvan. Bir yerde yem gördüğü zaman yem aldığı zaman artık orada bir sahip var onu anlar. Beyinle not eder yem veren birini sahip ediniyor. Ona bir minnet borcu var. Ya da otlaklarının, sulaklarının yolunu bilirler. Nereye gideceklerini bilirler. Şimdi bütün bunlar hayvanlar için geçerli ama yaratılış amacına uygun yaşamayan, sahipleri olan Rablerini tanımayan sadece tek varlık var o da insan. Bu nankör insan yani. Bu nankörlüğü yapan insan. Onun için kulaklarını, gözlerini ve kalplerini Allah'ın rızasına uygun bir şekilde kullanmayanlar hayvan gibidir demek hakaret olur. Hayvanlara hayvandan daha aşağıdır çünkü hayvan fıtratına uygun hareket ediyor. Beyine suresinde Rabbimiz iman edip salih amel işleyenleri yaratılmışların en hayırlısı olarak ifade eder. Ulaike hum hayrul beriyye. Hemen öncesinde de inkar edenleri, küfredenleri de yaratılmışların en şerlisi olarak ifade eder. Ulaikehum şerrul beriyye. Niye? Meleklerin Allah tarafından kotlanmış bir amacı var. Allah'a kulluk yaparlar. Şehvetleri yoktur. Günah işleme potansiyelleri yoktur meleklerin. Hayvanların da amel işleme, itaat etme potansiyelleri yoktur. Tamamen nefsanidir. Yer içer, hayatını yaşar ve ölür giderler. Ama Allah Teala bu iki özelliği de alan bir insan yarattı. Bu özellikleri hem melek özelliklerini taşır hem insan hem hayvan özelliğini taşır. Hangi özellik ağır basarsa ona benzer. Melek özelliğini taşıyabilir. Hayrul beriyeh dediğine göre bazen meleklerden daha hayırlı hale gelebilir. Niye? Şehvi arzuları olmasına rağmen buna gem vurdu da Allah'ına Rabbine isyan etmedi, kulluk yaptı meleklerden daha hayırlı olur. Çünkü meleklerin isyan etme yeteneği olmadığı için isyan edemiyor. Ben isyan etme yeteneğine sahipken isyan etmiyorum. Allah beni meleklerden daha hayırlı hale getiriyor. Aynı şey hayvandan daha kötü durumda olan insanlar için de böyledir. Hayvana akıl verilmemiş. İdrak yok, muhakeme gücü yok. Buna rağmen yaratılış amacına uygun hareket ediyor. E, i̇nsana akıl vermiş. Aklını kullanmayan bir insan Elbette hayvandan daha aşağı duruma düşecektir. Onun için heva birlikte bunu değerlendirdiğimiz zaman karşımıza ne çıkar? Aslında hevasına tabi olan ya da hevasını ilah edinen insanların temel problemi üç duyu organını hakkıyla kullanmamaktır. Kalbini, gözünü ve kulağını Allah'a vermemesidir. Allah'ın söylediklerini dinlemek yerine başkalarının sözlerini, Allah'ın söyle dediği, konuş dediği şeyleri konuşmak yerine başkalarının ona empoze ettiklerini, Allah'ın düşün dedikleri üzerinde düşün dedikleri şeyler yerine başkalarının düşünce konusu haline getirdiklerini düşünmek. İnsanı hayvandan daha aşağı mertebe düşüren işte bunlardır. Ve bu ayetten itibaren de Rabbimiz işte o Rabbliğini, ilahlığını, neden insanların sadece ona, evet sadece ona kulluk yapmaları gerektiğini anlatmak üzere o kudretinin varlığının delilleri olan birkaç şeyi hatırlatacak. Hem kendi iç dünyamızla alakalı, hem dış dünyamızla, hem gökle, hem yerle, hem zamanla, hem mekan, hem insanla alakalı ayetleri bize hatırlatmış olacak inşallah. 45. ayetten itibaren Rabbimizin bu büyüklüğünü bu rububiyet vasıflarını anlamaya çalışacağız bir önümüzdeki ders. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve etubu ileyk.